Aslına bakarsanız değerli izleyenler, büyük patlama ya da Tanrı parçacığı meselesini tartışırken bir ikilemle de karşı karşıyayız. Özellikle büyük patlama meselesini karşılaştırdığımız zaman. Birinci tez, evrenin ezeli olduğunu iddia ediyor ve geriye kalanların tesadüflerle oluştuğunu belirtiyor. Böyle bir kaba tabir kullanabiliriz. İkinci tez ise ezeli olan Allah'tır ya da Tanrı'dır diyor. Evren onun sayesinde oluşmuştur ve tasarlanmıştır diye ekliyor. Şimdi evrenin oluşumunu tersten düşünürsek, ilk maddeyi izah etmeye çalışmak bizler için bir kader mi, tesadüf mü sorusuna kadar gidebiliriz. Aslında sorularla şekillendirirsek dünyanın oluşumunu CERN'de yapılan deneyde gösterildiği gibi mi gerçekleşip gerçekleşmediği tartışma konusu. Higgins ya da Tanrı parçacığını bulmayı hedefleyen CERN deneyi yaratılış teorisiyle çelişiyor. Ya da büyük patlama ve 13.7 milyar yıl önce dünyanın oluşumu bir tesadüf sonucu mu oluştu? Dünya nasıl oluştu? CERN deneyi hakikaten inanışları değiştirebilir mi? Yani yaratılışın sırrı çözülebilir mi? Bunları konuşacağız hepsini. Konuklarımız var. Ankara Üniversitesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Hayrani Altıntaş bizimle birlikte. Öte yandan Sabancı Üniversitesi Fizik Mühendisliği ve Doğa Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cihan Saçlıoğlu da bizimle birlikte. Big Bang teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle tanınan, aynı zamanda Big Bang ve Tanrı kitabının da yazarı Doçent Doktor Sayın Caner Taslaman da bizimle birlikte. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bilim ve teknoloji eki yöneticisi Orhan Bursalı da burada sizlere bilgiler aktarmak için bekliyor. Evet, izninizle ben önce Sayın Saçlıoğlu ile başlamak istiyorum. Şimdi çok basit bir soru soracağım hocam. Çok da tekniğe boğmadan hepimizin anlayacağı şekilde anlatacağınızı düşünüyorum. Neyi aradılar, neyi buldular, sorumuz nasıl olacak? Daha bir şey bulmadılar. Şimdilik aleti kurdular. Bu alet dünyada belki şimdiye kadar inşa edilmiş en muazzam bilimsel alet. Ve şu anda rekor üzerinden rekor kırıyor ve daha bunun da iki misli enerjiye çıkacak bir aksaklık olmazsa. Ve henüz daha ziyade aletin çalıştığını görüyorlar. Fakat yapmak istedikleri doğada doğanın temel yapısını, yapı taşlarını arama. Bu Demokritos'tan beri gelen bir şey. Bunun içerisinde gele gele nereye geldik? Yüzyılın başında atomlara geldik. Sonra atomun içerisinde elektronlar olduğunu, dışında ortasında çekirdek olduğunu gördük. Çekirdeğin içerisinde ne var diye baktık. Çekirdeğin içerisinde protonlar ve nötron olduğunu bulduk. Protonlar ve nötronların içerisinde ne var diye baktık. Kuarklar olduğunu gördük. Peki bunlar birbirleriyle nasıl etkileşiyor? Nasıl bu protonlar bir arada duruyor? Kuarklar nasıl bir arada duruyor? Bunların arasında bir takım alışveriş edilen parçacıklar var. Ve bunların teorisi 4 tane etkileşmeye dayanıyor. 4 tane etkileşmenin bir tanesi, hala anlayamadığımız en temeli, gravitasyon etkileşmesi. Newton'un ilk 1660'larda ortaya attığı ve arkasından da 1915'te Einstein'ın modern 1916'da modern şekline getirdiği teori. Diğer üçü elektromanyetik, kuvvetli, zayıf. Bunların teorileri yapıldı ve hakikaten çok güzel bir teori. Bunların üçünü birleştiriyor. Bunlar da standart model deniliyor. Ve içerisinde kuarklar, dediğim gibi elektronlar, bir sürü başka parçacık var. Bunların aralarında etkileşimler var. Fakat bu teorinin üzerinde böyle sanki bu böyle tepe taklak duran bir piramit bir nokta üzerinde. Bu piramidin uç noktası da bütün bu muazzam teorinin dayandığı nokta bu Higgs parçacığı. Çünkü bu kuarkların, elektronların falan nasıl kütleli olduğunu biz ancak Higgs parçacığı vasıtasıyla açıklayabiliyoruz. Higgs parçacığı aslında Higgs her yerde bulunan bir ortam. Bizim boşluk dediğimiz şey aslında boş değil. Bu bir ortam ve bu ortamın içerisinde yaşıyoruz hepimiz. İşte dediğim gibi balıklar içlerinde yaşadıkları denizinden haberdar değildir. Biz de Higgs parçacığından haberdar değiliz. Higgs ortamından. Ve bu boşluğun içerisinden bir parçayı bulup kopartacağız ve bu boşluk dediğimiz ortam içerisinde bu parçacıklar giderken nasıl belli bir şeyiniz vardır, normal bir ağırlığınız, kütleniz vardır. Evet. Fakat böyle çok yoğun bir sıvı ortamdan mesela giderken zorlanırsınız. Peki, daha ağırlaşmış gibi olur. Nereden çıkıyor hocam? Tesadüf meselesi. Tesadüf. Yani evren bir tesadüf sonucu mu oluştu meselesi? Bu Higgs'le pek alakalı değil ama onu da ve bu deneyde de o konuda yeni bir şey çıkmayacak. Fakat o konuda evet, bir tesadüf olduğuna dair bir şey var. Çünkü her şeyin altında kuantum mekaniği var. Kuantum mekaniği de temelde tesadüfü böyle çok son derece derin bir şekilde temel alan bir teori. Ve kuantum dalgalanmaları var.
Ve gerçekten şurada kağıt kalem üzerinde size hiç değilse biraz şeklini çizip gösterebilirim nasıl bir teori olduğunu. Evet. Hawking ve Wilenkin'in, Alexander Wilenkin var Tufts Üniversitesi'nde, bunların epey de ikna edici bir teorisi var. Evren hakikaten tamamıyla yokluktan bir kuantum dalgalanmasıyla tesadüfen ortaya çıkıyor. Ondan sonra da gelişip gidiyor. Yani bilim böyle diyor. Peki hocam, size şunu sorsam. Yani yaratılış ve evrenin oluşumuyla ilgili olarak bir tesadüften bahsediliyor. Evet. Yani bunu o zaman biz ezberlerimizi mi bozacağız? Yani affedersin. Yoksa yani nasıl bunu izah etmeye gerek yok mu? Çünkü çok değişik şeyler var. Önümde notlar var. Onlara girmek istemiyorum. Çok teknik notlara ama evet. Genişleyen bir evrenden bahsediyoruz. Şu anda diyorum 13.7 milyar yıl önce olmuş. Şu anda evrenin genişliği 10 üzeri 28 metre genişliğinde, derinlikler, galaksi, her şey var. Yavaş yavaş çözülüyor her şey. O zaman ezberler mi bozulacak? İşte o teori değişecek mi derken onu söylüyordu. Evet efendim, şimdi şöyle, tabii teori değişmez. Tabii bu ortaya atılan fikirler bir teori. Efendim gerçekliğini henüz tam anlamıyla biz ispat etmiş değiliz. Hocam da biraz önce söyledi. Çok bir şey çıkmayacak dedi. Şimdi bir defa alemde... Çıkmayacak demedim. Nasıl, affedersiniz yani. Yanlış anlamış olabilirim. Şimdi şöyle, yani alemde tesadüfün olduğunu söylemek, her şeyin kendi başına hareket ettiğini söylemek demektir. Efendim tesadüfler o zaman nasıl yoktan var olmayı gerçekleştiriyor? Bütün mesele burada. Eğer yoktan var edilme gerçekleştirilmişse, bu yoktan var edilmeyi gerçekleştiren, bu kuantum fiziğiyle uğraşan veya Einstein söylediği gibi, efendim bunun bir failinin olması lazım. Yani bir yapanı olmalı. Bir yapanı olması lazım. Efendim kendi kendine böyle gerçekleşmez. Yüzyıllardır biz veya ne bileyim birkaç bin yıldır bilgi sahibiyiz. Bu birkaç bin yıllık bilginin içerisinde tesadüfen olmuş bir şeye rastlamıyoruz yani. Her şey belli bir düzen içerisinde, belli bir dizayn içerisinde. Hani Batılıların akıllı tasarım dedikleri bir tasarım. Batılıların içerisinde bu tamamıyla ciddiye alınmayan bir ekol. Yani bilimden mi bahsediyoruz, yoksa hakikaten burada teoloji tartışması mı yapacağız? Yani efendim şimdi bilimle teoloji birbiriyle çelişmez. Ama bilim... Çelişir. Bilimin cevap verdiği şeyler gayet somut sorulardır. Bu sorular deneyle karşılaştırılabilir. Yanlış olanlar bir kenara atılır, doğruları aranır ve bu şekilde gider. Teolojinin sorularını herhangi bir şekilde doğrulamak, yanlışlamak mümkün değil. Yani burada şu deney yapılıyor ve bu deney için 10 milyar euro harcanıyor. Ve biz burada bu deneyden bir şey bilen bir kişi var. Ve onun yerine oturmuş teolojik sorulardan bahsediyoruz. Yani, insanın burada aradığı, tabii ben çok basit sıradan vatandaş olarak yani, şunu merak ediyorum. Aradığımız şey şu, hakikaten eğer böyle bir şeyse, yani bu bir hakikaten bilimin açıkladığı ifadeyle bir tesadüf varsa, bugüne kadar kader diyorduk, şimdi tesadüf diyoruz. Eza en büyük dinin bilim olduğu gibi bir geniş kavramda tartışabiliriz, hayır, konuşabiliriz. Hayır, din diye bir şey, bilim ayrı bir şey. Yani biliminde bilimciler bildikleri gibi yapsınlar. Teoloji hoşunuza gidiyorsa teolojiyle efendim, ilgilenin, ikisini yani birbirine illa da zorla bağlı. Teoloji var diye bilimi inkar etmiyoruz ama bilim var diye de teolojiyi inkar etmemek lazım. Yani uğraşsın. Şimdi bilim nasıl meydana geldi? Bu araştırmayı nasıl yaptılar? Bu zekayı nasıl buldular? Yani zeka, insan tesadüfen mi kazandı bu zekayı? Evet. Nasıl tesadüfen kazanıp hangi yani, mantık kabul edilir, hangi akıl kabul edilir? Bunu açıklıyor. Yani şimdi hakikaten... Şimdi bilim ve dini ayrı ayrı düşünmek yanlış bir şeydir benim kanaatime. Hiç de yanlış bir şey değildir. Çok yanlış bir şeydir. Hiç de yanlış bir şey değildir. O zaman... Yani bilim o zaman bu teolojiden... Bu dinleri nasıl izah edecek? Bu inançları nasıl izah edeceksiniz? Bu oluşuma nasıl izah edeceksiniz? İnsanlar bir sürü bir şeye inanıyorlar. Yani bunların içerisinden... Şintocular başka bir şeye inanıyor. Peki, Kızılderililer başka Einstein bir şeye inanıyor. Einstein sözünü nasıl kabul edeceksiniz? Einstein hakkında Einstein yazdığı her şeyi okudum. Einstein'ın kafasındaki şey bir matematiksel güzel bir yapı görüyor. Ve evet, burada adamın başka bir seviyede dini denebilecek bir duygusu var. Fakat bugün teorik fizikteki gelişmeler öyle bir yana gidiyor ki Einstein, hatta ben bile rahatsız oluyorum. Yani ben şimdi burada aman çok katı dogmatik dinden hoşlanmayan adam falan
durumunda görünüyor olabilirim. Ama aslında ben de fiziğe girdiysem onun içerisinde bir düzen güzelliği falan gördüğüm için girdim. Ve Einstein'ı hayatı boyunca motive eden şey bu. Bir sürü teorik fiziğe girmiş insanları motive eden şey bu. Fakat şimdi öyle görünüyor ki bu tesadüf fiziğe çok daha derin bir şekilde girmek alametleri gösteriyor ve bir sürü benim yaşımdaki fizikçi bundan hiç memnun değil. Yani ortaya şöyle bir şey çıkıyor ki bizim içerisinde yaşadığımız evren sonsuz sayıda başka bir sürü evrenden bir tanesi. Yani bizim bu evrende olmamız bile bir tesadüf. Ve bütün bu evrenlerde yani o sonsuz sayıda evren dediğiniz bu deneysel, evrenler. Deneysel bir şey üstelik. Yani nasıl bilindi efendim, bu ki? Deneysel olan ne hocam, anlamadım. Yani sonsuz evrenler mi? Evet yani. Hocam şaka yapıyorsunuz herhalde. Hayır, şaka yapmıyorum. Yani enflasyon teorisi diye bir şey var. Hayır. Yani bir dakika, fizikçi olan benim. Big Bang'den geriye gittiğiniz zaman Big Bang'in daha başlığındaki bir takım şeyleri açıklamakta zorluklar çıkıyor. Hocam fizikte enflasyon bunu derseniz teorisi, birisi güler yani, eğer deneysel derseniz, yani şok evrenler, sonsuz evrenler teorisi deneysel derseniz veya kuantum kozmolojileriyle başta yaptığınız gibi kuantum teorisini karıştırırsanız fizik açısından ciddi bir hata olur. Ne? Siz bana fizik mi öğreteceksiniz? Ya ben size fizik öğretmiyorum ama burada yani ciddi bir hatalar var. Siz biraz evvel dediniz ki bu sonsuz evrenlerle ilgili şeyin deneysel bir şey olduğunu söylediniz. Deneysel şu anlamda deneysel. Lütfen şu deneysel an, ne demek? Onu şu anlamda deneysel, yoksa bu bir sürü parametre var ortalıkta. Bu parametreler efendim işte tam şöyle ayarlanmış, böyle ayarlanmış, her şeyin inanılmaz tesadüflere bağlı olduğunu falan açıklamaktansa gayet doğal bir şekilde bu enflasyon teorisi, Big Bang'in büyük patlamanın başına gittiğiniz zaman enflasyon teorisi çıkıyor. Enflasyon teorisinin daha birazcık altına gittiğiniz zaman enflasyon teorisi size diyor ki bir tane evren değil, bunun doğal şekli sonsuz tane evren. Hatta bunun adı var. Hocam, biliyorsunuz herhalde multiverse diye. Multiverse diye. Biliyorum hocam. Multiverse teoriler var. Potansiyel olanla gerçekleşen deneysel arasında ciddi bir fark var. Yani böyle ya derseniz burada fizikçiler bizi dinliyor. Yani kimin ne olduğunu onlar takdir edeceklerdir zannederim burada. Zannederim sizi takdir ederler. Bence de ederler. Şimdi hocam bir şey söyleyeyim. Ya bakın Orhan Bey, buyurun. Başında hemen. Hemen başında bu kadar başında, teolojiyle falan uğraşırsak ben burada durmayayım. Zaten ben bu din ve bilim tartışması veya çatışması konusunu bakın burada için din ve bilim çatışması üzerinde, hayır bunu tartışmaya gelmedik diye düşünüyorum. Hayır, kesinlikle anlamak ben lazım. Ben şu deneyden bahsediyoruz diye yani geldim. Yani şu deneyi ve fiziği anlamak zorunda. Yani biz burada teolojiden, ilahiyattan bahsediyorsak şimdi biz diyoruz ki bu fizik ilmi, bu deney bizim düşüncelerimize yardım ediyor. Bizim düşüncelerimizi açıklığa kavuşturuyor. Şimdi eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ol dediyse bu oluşun nasıl olduğunu Big Bang teorisiyle veya bununla açıklamaya çalışıyoruz. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bilim bize yardım ediyor. Biz bilimi inkar etmiyoruz. Din de inkar etmiyor bilimi. Ama böyle anlarsak o zaman yanlış bir yola gideriz. Bilimle ilimin çatıştığını söylersek... Çatıştığını söylemiyorum. Birbirleriyle ilgili değiller. İlgili efendim, olmaz olur mu? Yani fizik ilmi Allah'ın söylediklerini, yaratıcının söylediklerini açıklıyor. Size bir şey sorabilir miyim? Peki buyurun. Bilim, din... Fizik deneyleri yapıyor mu? Herhangi bir şey yapmaz. Sadece yapmaz. O değil ki. O nedenle de din ancak, yani teoloji diyelim, yani din felsefesi açıkçası. Ancak hocam, şunu yok. Yani hocam lütfen. Aynı, bu tahmin ettiğimden çok daha saçma bir şekilde düzenlenmiş problem. Yani hakikaten Cihan şunu yok. Yani birbirimize tahammül edemezsek olmaz hocam, ki. Lütfen rahatsız etmeyin. Ben buraya fizikçi olarak geldim. Yani biz fizikçi olarak sizi dinleyeceğiz. Şeyden bahsetmiyoruz burada. Burada 10 milyar euroluk harcama yapılmış, bir deney yapılıyor. Bu insanlar esas, siz diyorsunuz güler, CERN'deki insanlara Türkiye'den CERN deneyi adına bunlar konuşuluyor diye bir affedersin, yalnız buradaki CERN deneyinden konuyu kuantum kozmolojilerine siz getirdiniz. CERN deneyini keşke konuşmaya devam etseydiniz, başka yere götüreceğiniz.